Evet, herkese yeniden merhabalar. Yeni bir Rust eğitim videosuyla tekrar karşınızdayız. Bugünkü konumuz inamlar. İnam dediğimiz nedir? Öncelikle bunu bir miktar açıklayalım. İnam dediğimiz şey, diyelim ki bizim 4-5 tane seçeneğimiz var. Bu 4-5 tane seçenekten sadece bir tanesi gerçekleşecek diyorsak, böyle bir değişkene ihtiyacımız varsa, veri türüne ihtiyacımız varsa inamları kullanıyoruz. Mesela nasıl bir şey örnek olarak verebiliriz? Aslında standart Rust kütüphanelerinden örnek verebiliriz. Result denilen bir tane yapımız var mesela. İki ihtimal var mesela result'ta nedir? İşte ya okey'dir, yani bir fonksiyon doğru bir sonuç vermiştir, olumlu bir sonuç vermiştir. Veyahut bir hata çıkmıştır ortaya. İki ihtimal var. Başka iki ihtimalin aynı anda olma durumu yok. Haliyle biz böyle durumlar için inam kullanıyoruz. Aslında bunu şöyle de düşünebilirsiniz. Bir değişkenin işte bir olabilme ihtimali var, iki olabilme ihtimali var, üç olabilme ihtimali var, dört olabilme ihtimali var gibi gibi. Mesela aynı anda aynı değişken hem bir hem iki hem üç olamaz. Onlardan sadece bir tanesi olabilir. Bunu aslında basitçe bir miktar anlattıktan sonra standart Rust kütüphanelerinden örnek vermeyi düşünüyorum. Yani kendim biraz anlatacağım, daha sonra standart kütüphaneden örnekler vereceğiz. Burada mesela bir tane inam oluşturulmuş. Ne demişiz? İşte olabilir adında bir tane inam oluşturmuşuz. İşte bunun az önce dedim ya, hani 1, 2 olabilir bir değişkenin değeri. İnam da aynı, ama biz inamda bunu daha anlamlı hale getiriyoruz. Üstüne biraz daha gelişmiş halini kullanıyoruz. Oldu, olmadı mesela. Geliyoruz. Burada mesela diyelim ki biz olabilir adında bir tane inam tanımladık. Şimdi de bir tane değişkeni bu türden tanımlayalım. Oldu mu? Diyelim mesela. Oldu mu eşittir? Olabilir. Olabilir. Yazdık. Tabii bu hatalı bir kullanım. Struct'lar gibi değil tanımlanması. Nasıl olabilir bunun? Mesela oldu mu değişkeni olabilir inamından bir değer alacak, ama olabilir inamı bize sadece bir tane sonuç vermesi lazım. Yani olabilir inamı ya oldu olacak ya da olmadı olacak. Bu ikisinden biri. Biz ama ne yaptık? Bunu olabilire eşitlemeye çalıştık. Zaten oradaki süslü parantezin de bir anlamı yok. Evet, struct'lar için bunu kullanıyorduk ama inamlar için bunu kullanmıyoruz. İnamlar için direkt iki tane çift nokta, ne diyorlar ona? Noktalı virgül değil. Allah, unuttum ismini ya, ben hafıza gerçekten çok sıkıntılı olmuş. Oldu. Mesela. Bakın çalıştı, ama tabii ekrana herhangi bir şey yazmadı. Yazalım. Println'e. Oldu mu değişkenini ekrana yazdıralım. Bakalım ne yazacak. Tabi yazmayacak, hata verecek. Onun sebebini de biraz açıklayalım. Bakalım ne demiş. Olabilir, yani şu doesn't implement debug. Bir şeyi biz printlen içinde yazıyorsak, bu formatta yazıyorsak, yazdırmaya çalışıyorsak, bunun debug traitine implement edilmesi lazım. Yani uyarlanması lazım bunun. Ama biz bu olabiliri implement etmedik. Haliyle println komutu olabilir değişkeninin ekrana nasıl yazdırılacağını, mesela ekrana ne yazacak şu anda onu bilmiyor. Bizim bunu ona söylememiz lazım. Tamam, diğerleri gibi yapalım hemen. Bakalım nasıl olacak. Deriv debug. Diğerlerinde mesela struct üzerinde biz bunu yapıyorduk, çalışıyorduk. Bakalım inamda olabilir mi? Ekrana yazdırabilmesi lazım. Oldu. Başka tabii neyi yazmış? Dikkat edersek olduğu yazmış sadece. Yani son kısmını yazmış. Gayet normal. Sıkıntı yok. Hata verme ihtimali vardı. Çünkü bir ara default değeri olmuyordu. Pardon ya, çay getirmişim, unutmuşum. Normalde videoda pek sevmiyorum çay içmeyi de.
Evet, her neyse. Şimdi biz olduğu yaptık ama mesela Struct'taki gibi buna default uygulayamıyoruz. Neden default uygulayamıyoruz? Onu da gayet basit bir şekilde aslında anlamak mümkün. Mesela diyelim ki bir string için siz default bir değer oluşturacaksınız. Gayet basit bir default değeri oluşturabilirsiniz. Boş bir string. Bu mesela string'in default değeridir. Ya da işte diyelim ki bir sayıya default değeri atayacaksınız. Nedir? Sıfırdır. Değil mi? Default değeri bu olur. Ama bizim oluşturduğumuz, bunu kim yazmış mesela? Bunu standart kütüphaneyi yazan geliştiriciler yapmışlar zaten. Biz o yüzden mesela default değerini string için, efendime söyleyeyim, integer için ya da float için ya da efendime söyleyeyim, options enum'u var mesela onun için, result enum'u var. Gerçi yok, result enum'u default'a implement değil diye biliyorum. Ama bizim oluşturduğumuz enum'a default değeri atamamız mümkün değil. Çünkü seçenek sınırı yok. Çünkü burada oluşturduğumuz mesela oldu bir değişken türü değil aslında. Bir init. Yani bir gibi bir değer aslında. İstediğim ismi verebilirim ona. İstediğim şekilde onu kullanabilirim. İstediğim tabi sadece rakam olmaması kaydıyla. Haliyle nedir işte standart geliştiriciler enumlar için default implementasyonunu kabul etmiyor. Bunu görürsünüz mesela şey ya bunun default ne olsun diye görürsünüz. Bunun default'unu siz elle girmek zorundasınız. Mesela implement ettik default enumlar için implementasyonu kabul etmiyor. Bakın. Driving default on enums is experimental. Yani diyor ki bu hala şey aşamasında, geliştirme aşamasında. Çünkü öyle kolay standart bir yöntemi yok. Biraz daha mantıklı bir mimari geliştirmeleri gerekiyor. Haliyle bunu kabul etmiyor. Ama biz tabii elle bunu implement edebiliriz. IMPL default for olabilir. Geldik. Default trait'inin bir tane zorunlu fonksiyonu var, metodu var. O da default. Fn default ne olacak? Self olacak ve dönüşü ne olacak? Self olacak. Yani olabilir değişkenini return edecek. Geliyorum. Peki bu nedir? Olabilirin bir tane değerini return ediyorum. Neydi? Oldu. Tabii ilk etapta muhtemelen kullanımında bir hata olabilir. Method default has a self-declaration in the IMPL but not in the traits. Şöyle olacak diyor. Evet. Şimdi biz default'u olabilir inamına implement ettik. Geliyoruz buraya mesela bu defa geliyorum default yapıyorum. Şimdi mesela yine oldu olacak. Ancak mantıksal olarak baktığımız zaman mesela bizim bu olabilir inamımız nasıl bir şey? Ya bir değer oluşturacak bize verecek veyahut değer oluşturamayacak. Haliyle aslında standart olması gereken, default olması gereken değer olmadı. Olacak. Bu defa mesela olmadı diye ekrana yazacak. Evet, olmadı. Şimdi mesela bizim Rust dilinde en çok kullandığımız iki tane enum var. Çok sık kullanılıyor ve yeni kullanıcılar için de muazzam bir sıkıntı ortaya çıkarıyor. Çünkü hatayı daha önce öyle bir programlama dili kullanılmamışsa kişi işte Python'dan geliyor veya JavaScript'ten geliyor. Tabii JavaScript kısmen buna yakın olsa da mesela strongly type olmadığı için yani her değişkenin türünün belirtilmesi şart olmadığı için orada bir miktar rahatlık var ama Rust buna izin vermediğinden dolayı bir miktar daha işte çıkan hatalar JavaScript kullanıcıları veya Python kullanıcıları için bir miktar zorlayıcı olabiliyor ki Türkiye'de de zaten işte bir C# geliştiricisi var, bir JavaScript geliştiricisi var. Bir de Python başka pek fazla diğer dillerde kendini geliştiren ya da diğer dilleri takip eden yok. Hangisi popülerse herkes onu kullanıyor.
Rust da popüler ama işte şans işte popüler olmasına rağmen zor olduğundan dolayı pek fazla yanaşan olmuyor. Merak eden var ama zora gelen pek fazla yok. Evet, şimdi biz ne dedik? Default'u implement ettik. Burada mesela standart kütüphanede options ve result var demiştik. Onlar mesela yeni gelen kullanıcıların iflahını bir miktar kesiyor. Çünkü işte return türü var. Siz bunu buna bir eşlemeye çalışıyorsunuz. Oradan bilmem soru işareti ekleniyor. Unwrap ekleniyor. Unwrap ortalığı karıştırıyor. İşte lifetimes olayları işin içine giriyor. Bu sebeplerden dolayı. Ama aslında bu inamları anladığınız anda olay gayet basit oluyor. Örnekleyelim. Şimdi options'ı anlatmadan önce örneğimizi burada verelim. Diyelim ki mesela bir tane değişkenimiz var. Ne olabilir diye. Biz şunu merak ediyoruz. Bu bir şey olacak mı, olmayacak mı? Olursa oldu olacak ama oldu dediğimiz şey aslında bir şeylerin de üretmesi lazım. Evet oldu ama ne oldu? Biz buna ne diyebiliriz mesela? T mi diyelim? Standart kütüphanede T diye kullanmış ama biz mesela şöyle kullanalım. String diye kullanalım. Bakalım. Hata verecek mi? Gene başladı ortalığı karıştırmaya. Barış çay için. Evet. Burada mesela dedik ki eğer olabilir inamı bir şeyler üretecekse bu oldu initini yürütsün ve oldu initi yürütüldüğü zaman da buna bir string değişken türü verelim. Mesela gelelim mesela mut diyelim. Bir mutation yapalım. Ekrana yazdırdık. İlkinde default'u aldığımız için olmadı diye ekrana yazacak ama diyelim ki ben oldu mu değişkenini değiştirip ne yapmak istiyorum? Olabilir. Olabilirin neyi? Oldusu. Mesela şimdi hata verecek. Neden? Çünkü olabilir inamı şunu diyor. Eğer sen oldu diye bir değişken yürüteceksen, benim seçeneklerimden olduğu seçeceksen, bu bir string değişkenle beraber kullanılmak zorunda. Çalıştıralım mesela. Çok yavaş çalışıyor ya. Bakın burada söylediği expected inam olabilir font bn item. String olabilir, olabilir oldu falan filan bayağı bir karıştırmış. Yani kısaca diyor ki kardeş buraya bir tane string koy. Oldu diye bir tane string koyalım ama tabii bu şu anda str referansı, str slice'ı. Biz bunu to string yaparak string'e çevirelim. Çevirdik. Şimdi ekrana yazdıralım mesela bunu. Bakın birincisinde bu defa olmadı yazacak. İkincisinde oldu ve içerisinde de oldu diye şunu yazacak. Oldu. Ama tabii bu mesela bir miktar kısıtlayıcı. Neden? Çünkü buradaki oldu sadece string ile beraber kullanılabiliyor. Peki ya bir sayı oluşturmak isteseydik? Evet oldu ama sayı oldu. Oldu ama bilmem vektör oldu. Oldu ama bir struct oldu. Olabilir. Dolayısıyla mesela standart kütüphanede de bu yapılmış. Buraya bir tane generic types koyulmuş ve şöyle yapılmış. Yani aslında burada dediği şey de şu. Diyor ki olabilir inamı bir tane generic types alır. Biz buna T diyelim. T nerede kullanılacak? Olduğunun içinde kullanılacak. Bu da nedir? İşte T değişken türü neyse artık olabilirin içerisine biz hangisini koyarsak o olacak. Ha, mesela biz burada string kullandığımız için buradaki de string oldu. Çalışır mı? Çalışır. Ama mesela ben bunun içerisine default t olabilir. Buraya da bunları eklememizi istiyor. Default self. Tamam, bakalım. Muhtemelen buraya da isteyecek. Missing the type parameter. Generate. Pardon ya.
IMPL. IMPL. Ya işin içine jenerikler girince bir miktar ortalık karışıyor. O yüzden bakalım. Ha, oldu. Tamam. Yanlış yere yazmışım. Default'un yanına değil, IMPL'nin yanına yazmam gerekiyormuş. Burası biraz karıştırıcı olabiliyor. Ama yani sadece default kullandığım için implement ettim. Tabii bu mantık struct'lar için de kullanılabilir. Ama struct'larda pek fazla biz onu kullanmıyoruz. Yani çünkü genelde generic type yerine, yani herhangi bir type olabilir demek yerine, struct'larda daha çok field'ların, yani alanların değişken türünü direkt yazıyoruz. İşte diyoruz ki adı string olacak, bilmem yaşı integer olacak diyoruz, ama enum'da durum bir miktar değişebiliyor. Çünkü enum'da bir miktar özellikle hataları düşün. Mesela result enum'unu düşünün. Result'ta bir okey değeri bize verebilir ama biz o okey değerinin ne olduğunu bilemeyiz mesela. Her an değişebilir. Şimdi standart kütüphanede siz onu tanımladığınız zaman öyle işte result olsun ama integer dönsün. İyi de o zaman senin programlama dilini kullananlar her result'ta integer mı return edecek? Result sonucunu çıkaracak. Hayır. Çok farklı okey sonuçları, çok farklı error sonuçları ortaya çıkaracaklar. Haliyle standart kütüphanede genelde enum'larda generic type'lar kullanılır. Generics dediğimiz şey mesela bu T'dir. Bu T herhangi bir type, yani değişken türü olabilir. Bu yüzden generics diyoruz. Ama biz mesela az önce string kullanmıştık bunun içinde. String kullandığımız için sadece string ile kullanabilirdik. Ama mesela şu anda bunu integer'la da kullanabiliriz. Deneyelim hemen. Tabii ilk etapta hata olacak. Hata olsun ki neden hata olduğunu da anlayalım. Mesela integer kullanalım. Bakalım. 3 yazdık. Bu defa T integer türü oldu. Bakalım hata verecek mi? Vermesi lazım. Yani bana göre vermesi lazım. Evet. Bakalım ne dedi? Bakın. Mismatched types. Niye? Dedi ki burası sen 3 yapmışsın ama burada string olması lazım. Fakat biz enum'da string olacağını belirtmedik. Öyle bir şey tanımlamadık. Neden bizden string istiyor? Bizden şu sebepten ötürü string istiyor. Diyor ki kardeşim sen ilk etapta olabilirin, burada tabi, olabilirin t'sini string olarak belirledin. Aynı değişkeni bu defa integer'a çeviremezsin. Çünkü ben bellekte string için yer ayırdım. Sen şimdi diyorsun ki onu integer yap. Ben yapamam. Çünkü strong type, yani verdi o değeri. T'nin ne olduğunu Rust programlama dili şurada öğrendi. Burada öğrenmedi bakın. Burada öğrendi. Burada öğrendi ve ondan sonraki bu değişken için, yani bu değişkenin türü ne oldu? Olabilir string oldu. Haliyle biz burada olabilir değişken olduğunun değişken türünü olabilir integer'a çevirmeye çalışıyoruz. Tabi Rust buna izin vermiyor. Ha, ne olabilir? Mesela bakın. Şunu iptal edelim. Bakın bu defa mesela çalışacak. Çalıştı. Evet. Şimdi bizim çok fazla sıkıntı yaşadığımız, daha doğrusu yeni gelenlerin çok fazla sıkıntı yaşadığı şeylerden biri bu. Diyelim ki bir şey olabilir değişken türüne aitti ve oldu diye bir değer üretti. Biz bu olduğunun içindeki değeri almalıyız. Mesela burada oldu mu değişkeni hala bir olabilir değişken türüdür. 3 değil mesela. Ama çoğunlukla mesela siz standart kütüphaneyi kullanırken bir fonksiyon kullanıyorsunuz. O fonksiyonun size verdiği değer, siz zannediyorsunuz ki mesela işte bir string değeri veya bir integer değeri size verecek ama aslında hayır. Ya options değeri size veriyor ya da result değeri size veriyor. Siz de anlamıyorsunuz tabii. Orada toplamaya çalışıyorsunuz mesela options değerini. Hop. Rust compiler'ı orada hata veriyor. Neden hata veriyor? Çünkü orada bizim elimizdeki oluşturulan değer bir T değeri ya da generics ya da integer ya da string değeri olmuyor aslında. Bir tane olabilir enum'un içerisinde olduğunun içerisindeki bir değişken türü oluyor. Haliyle siz onu toplayamazsınız. Mesela ben bu oldu muyu let t diyelim mesela eşittir 3 artı oldu mu değişkeniyle toplayamam. Neden? Çünkü Rust programlama dilinde şöyle bir kural var. Nedir? İşte 3 artı
Diğerinin de integer değer olması lazım ama bizim oldu mu değişken türümüz ne? Olabilir. İnanma. Haliyle hata veriyor. Sizin de mesela eğer Rust programlama dilini yeni yeni öğrenmeye başlamışsanız en çok sıkıntı yaşayacağınız konulardan biri bu. Peki bunu nasıl yapmışlar? Onlara biraz göz atalım. Bunun için de biz umarım buraya kadar anlaşılmıştır. En azından nasıl çalıştığını anladıysanız şimdi options ve result enumlarına bakalım. Çünkü standart kütüphanede en fazla bunlar kullanılıyor. Ne yazalım ne yazalım? Rust options. Rust'ın option değerine gidelim mesela. Bak. Bu mesela bizim yaptığımızın aynısı. Tabi isimler değişik. Ben zaten hani ilk etapta options'ı anlatmak istemedim. Sürekli görüyorsunuz sanki aynı konuyu anlatıyormuşum gibi görünebilir diye yapmak istemedim ama en güzel örnek aslında inamları anlatmak için en güzel örnek bu options ve result değeriydi. Mesela burada bakın ne yapmış. Yine işte pub enum pub burada aslında public anlamına geliyor. Çok da önemli değil. İşte dosyalar arasındaki kısıtlamaları işte şunu görsün, şunu görmesin, bu public olsun, bu public olmasın kısımları ile ilgili. Orayı şey yapmayın, umursamayın. Bakın burada da mesela bir tane none değeri oluşturduğu zaman none sadece none üretir. İçinde hiçbir değer yoktur. Ama options'da eğer sum üretirseniz sum'ın içerisinde bir tane değer vardır. Peki biz bu sum'ın içerisindeki değere nasıl ulaşabiliyoruz? Unwrap komutuna gelelim. Bak. Unwrap. Options'ın işte bir tane unwrap komutu var. Bu unwrap ne yapıyor? Bakın. T'yi ortaya çıkarıyor. T'dimiz nedir mesela? Bakın şurada tanımlanan T. Diyelim ki mesela options'ı siz bir integer olarak generic types olarak integer kullandınız. T integer oluyor. Haliyle sum değeri üretilirse options unwrap bize neyi verecek? Bu sum'un içerisindeki değer neyse onu verecek. Yani şuradaki oldu mu'nun içerisinde diyelim ki biz options kullansaydık. Oldu mu unwrap yapsaydık. Tabii biz bunu implement etmediğimiz için yapmayacak. Unwrap yapsaydık bize 3 değerini verecekti. Nereden anlıyoruz bunu? Şuradan. Unwrap neyi döndürüyor? T'yi döndürüyor. T ne? Buradaki generics type. Ama unwrap madem T'yi döndürüyorsa, return ediyorsa, peki ya bizim options'ımız sum değil de none üretiyorsa bunu nasıl üretecek? Üretemiyor. Çoğunlukla eğer Rust programlama dilini geliştirmeye çalıştıysanız çoğunlukla burada kafanız karışıyor. Options eğer sum değeri üretirse unwrap edebilirsiniz. Unwrap etmeden siz bu T'ye ulaşamazsınız. Ha birkaç yöntem var sadece unwrap yok. Mesela bakın ne diyor? Birkaç tane unwrap var. Unwrap or. Unwrap or ne yapıyor biliyor musunuz? Diyor ki eğer sum değeri zaten var ise ben T'yi üreteceğim. Ama sum değil de none değeri varsa bu T hangi değişken türü ise mesela string olduğunu düşünün. String'in neyini üretiyor? Açalım burayı. Default'unu üretiyor. Default. Tabii bu durumda ne oluyor? Diyor ki T değişken türünün default değeri olması lazım gibi. Orası bir miktar karışık ama yine de aklınızda bulunsun. Ne yapıyor unwrap or? Diyor ki eğer sum ise yani bizim değişkenimiz options'ımız eğer bir sum üretmişse sum'ın içindeki değeri ver T. Ha eğer diyor sum değil de none varsa none'ın içerisinde bir T olmadığı için bu defa diyor T'nin artık T hangisi ise ne olacak? Bir default değeri olacak. Ben o default'u sana vereceğim. Tabi burada daha sonra unwrap default yapmışlar bunu değiştirmişlerdi. Bakalım var mı? Unwrap default olması lazım. Bakın burada esasen. Daha sonra değiştirildi mesela. Unwrap or siz burada kendiniz de bir değişken oluşturabilirsiniz. Unwrap orda. Unwrap or default dediğiniz zaman içerisinde herhangi bir değer vermenize gerek yok. Burada mesela bakın default değerini T'yi belirtmeniz gerekiyor. Mesela işte unwrap or bana string ver. Unwrap or işte bana bir tane integer'ın default değerini ver diyebiliyorsunuz. Ama unwrap or default dediğiniz zaman sizden herhangi bir parametre istemiyor.
Diril çalıştırıyor. Ama bu durumda tabii neyi bilmesi gerekiyor unwrapper default'un? T'nin değişken türünün ne olduğunu bilmesi gerekiyor. Yani daha önce belirtmiş olmanız lazım. Mesela örnek veriyorum. Biz burada mesela let mode oldu mu olabilir default dedik ya. Biz burada aslında T'nin ne olduğunu belirtmedik. Neden? Çünkü olmadı kısmı çalıştı. Burada da T hala bile bellekte belirtilmemiş oldu. Burada mesela 3 olarak belirttik. Şimdi mesela unwrapper default burada çalışır. Mesela. Bu. Acaba şöyle bir şey yapsak olur mu ya? Olmadı desek. Olmadı. Bakalım çalışıyor mu? Olmadı olacaktı. Pardon. Olmadı. Not found in this scope. Evet, biz burada olmadığı olabilirin içerisinde tanımladığımız için olmuyor. Demek ki şöyle de bir şey varmış. Sum dediğimiz de aslında daha önce türetilen bir değişken, bir veri yapısı. None da aynı şekilde standart kütüphanede tanımlanan bir veri yapısı olduğundan dolayı biz mesela bunu options olarak belirseydik direkt burayı mesela sum yapabiliriz. Bunu sum yaptığımız zaman bizim değişkenimizin türü options oluyor otomatikman. Gelip burada mesela ne yapıyor? Oldu mu? Sum tabii ne yapıyor? Sum 3 yapıyor. Ya da options default yaptığımız zaman da options'ın none'ını üretiyor gibi. Tabii ben değiştirdim şimdi options'a geçtim onu. None. Önce default yaptık. Default zaten none'dı. Geldim burada sum 3 yaptım. Neden bunu yaptım onu da söyleyeyim. Unwrap or default gibi kısımları anlatmak için. Bakın burada oldu mu ya bu defa unwrap'ı çalıştırabildi. Neyi verdi bu defa ama bize? 3'ü verdi. Dikkat edin. Oldu mu? Normalde sum 3'tü. Ama biz şimdi oldu mu'yu unwrap ettiğimiz zaman ne oldu? Bu sum'ın içerisindeki 3'ü verdi. String yapsaydık bunu mesela ya da batch yapsaydık. Batch daha kolay. 1, 2 mesela. Bakın bu defa da wedge olacaktı. Bu defa bize wedge'i verecekti. Ha. Ama mesela oldu mu? Herhangi bir sum değeri almasa unwrap ne oluyor? Bakın. Hata. Hata verdi. Ama ben bunun üstesinde nasıl gelirim? Unwrap or. Şimdi unwrap or dediğim zaman ben yine bir t'yi alacağım. Ama bu defa ne diyor? Diyor ki unwrap or bir tane parametre istiyor. Bu parametre ne? Unwrap or mesela diyor ki 3 olsun. Ha, şimdi bu ne oldu biliyor musunuz? Oldu mu bir tane none değeri üretmişti. Options'ın none değerini üretmişti. Dolayısıyla T hala belli değil. Biz unwrap kullandığımız zaman unwrap bize ne olursa olsun sum değeri varsa değer verir. Ama şimdi sum değeri olmazsa ne olacak? Bu defa ben diyorum ki eğer unwrap çalışırsa bana unwrap'ı ver. Unwrap çalışmazsa unwrap or 3 ya da unwrap sum none mesela. Tabii bu çalışmayacak. STR olduğu için çalıştı çok şükür. Sıkıntı yok. Ama tabii buradaki none ve none farkını gördünüz. Buradaki none bir değişken türüydü. Buradaki none ise bir string aslında. O yüzden biri tırnak içinde biri değil. Kafanız karışmasın. Ha, unwrap or default dediğimiz zaman ne olacak? Bakın. Şimdi burada da biz şunu söyledik. Unwrap et. Eğer sum değeri varsa onu içindeki t'yi bana ver. Artık integer ise o integer kaç ise onu ver. Ya da string ise o string neyse bana onu ver. Ama diyelim ki none değeri varsa or default dediğimiz zaman ne oluyor? Bu defa bize bir şey söyleyecek. İyi de neyin default'unu sana vereyim? Ben t'nin ne olduğunu bilmiyorum ki burada. Şuradaki t'nin ne olduğunu bilmiyorum ki demesi lazım mantıken. Bakalım. Evet. Bakın ne diyor? Cannot infer type for type parameter t. Diyor ki sen t'yi tanımlamadın. On the options enum.
İnam optionında sen T'nin ne olduğunu belirtmedin. Tamam, burada default dedin ama default'u zaten sadece olmadığı ürettiği için T hala belirsiz. Dolayısıyla ben hangi değişken türünün default'unu sana vereceğim? Değil mi? Consider giving oldu mu? Ha, o zaman ben şunu yaparsam. Ha, geliyorum buraya. Let's A diyelim. Neye eşit olsun? Oldu mu? Unwrap or default dediğimde şimdi default bizden T'yi istiyor değil mi? Biz T'nin ne olduğunu bilmiyoruz. Ya bunu default kısmında tanımlayacağız ya da A'nın değişken türünü belirteceğiz. Haliyle default A'nın değişken türüne bakarak hangi T'den istediğimi anlayacak. Biz çünkü hala T'yi belirtmemişiz. Hala olduğu kısmını ya da options'taki sum'ı belirtmediğimiz için kullanmadığımızdan dolayı belli değil bu arada. Kullansak belli olacak. O yüzden bize diyor ki ya A'nın değişken türünü belirt. Ne yapıyorum mesela ben? I 32 diyorum. Bakın. Bu defa A 0 olacak mesela. Çalışırsa. Mübarek çok hızlı çalışıyor. Evet, A 0 oldu. Ama tabii iki yöntemi var. Ya dediğim gibi burada biz bunu belirteceğiz ya da unwrap default kısmında default'un bize yani T'yi belirteceğiz. P ne olsun? I32. Yine 0 verir. Çünkü bu defa yine T'nin ne olacağını aa this generics niye? Zero generics. Oo, default generics almıyormuş ya. Almıyormuş. Niye? Function takes zero generic arguments but one generic arguments was submitted. Unwrap default hiçbir şey almıyormuş. Bunu da öğrenmiş olduk ya. Demek ki bu burada bunu kabul etmiyor default ama A'da kabul ediyor. Böyle yapınca fetch. Fetch. Yoksa. Mesela bu defa da default olarak fetch oluşturacak. Normalde burada da generic types belirtebiliyorduk. Birçok fonksiyonda bu oluyordu. Demek burada olmuyor. Neyse. Ay. Legend de tabii default değeri olduğu için çalıştırırlar ama default değeri olmayan bir değişken türünü burada belirtirseniz o çalışmaz. Mesela. Tabii burası çalışırsa Allah kahretmesin. Niye timeout ya? O kadar da zor değil ya. 2 satırlık kod. Neyse ya boş. Buraya sadece string de yapabiliriz. String de yapabiliriz. Onu da bilmenizde fayda var. Yeter. Ne kadar zorlandı arkadaş. Canı çıktı ya. Vallahi can çekişiyormuş gibi geliyor bana. Hadi hadi. Yok. Öyle şükür. Bakın burada A'yı biz 5'te olarak yapabilirdik. I32'de şu da bu da. Neyse. Unwrap default'un özelliği bu. Tabi birçok metot da var options ile ilgili. Ben bunların hepsini anlatmayacağım. En önemli kısmı unwrap idi. Unwrap'ı bilmenizde fayda var. Bir de result var. Result. Result bakın bu da bir inam. İşte bir tane T, bir tane de E generic types alıyor. Eğer ok değeri üretilirse T'yi oluşturuyor. R değeri oluşturursa E'yi alıyor. E tabi burada çok generics bir type. Baya bir generics type. Konusu aslında çok güzel ama çok uzun bir konu. O yüzden uzun uzun anlatmayalım. Bir tane örnekle yapalım. Bu da ne olsun mesela? Rust ne olsun? STD input reads input. STD in okuyalım. Bu çok kötü örnekler bunlar.
Daha farklı bir şey olması lazım. Şu örneklere bir bakalım. Evet. Şu örneği mesela bir alalım. Yapalım. Bunları da silelim. Bunlar artık bizim işimize yaramıyor. Buradan mesela result inamını anlatmak bu şekilde çok daha güzel. Tek tek anlatalım. Biz neyi kullanıyoruz? STD in. Hemen buraya STD in diyelim. Burada STD in fonksiyonu çalıştırıldığı zaman ne yapıyor? Onu bir miktar anlamakta fayda var. Bakın burada line diye bir tane değişken oluşturduk. Mutation yaptık. STD in klavyeden okuma yap. Read line satır oku. Satırın nereden okuduğunu nereden anlıyor? Enter'a basarak anlıyor. Tabii biz burada terminal kullanmadığımız için herhangi bir isim giremedik. Önemli değil. Read line mut line unwrap. Burada aslında üretilen değer gençler unwrap'ı kullanmasak result değeri türetiyor. Bakın burada mesela ne diyecek? Az önce biz unwrap yaptığımız zaman bakın ne diyor? B1 nedir? B1 klavyeden gerilen okunan değeri alıyor. Readline, Enter'a basma, line alıyor çünkü satır alıyor. Tabii bunun içerisinde biz bir tane değişkenin neyini göndermiş olduk? Mutation referansını gönderdik. Hangi değişken? Line değişkeni. Line değişkenini gönderiyoruz ona. Mutation olarak gönderiyoruz. Bu okunan satırı line'a aktarıyor. Line değişken türüne, değişkenimize aktardı. Ama aslında onu aktarmıyor tam olarak. Eğer aktarabilirse, yani line'a bir şeyler aktarabilirse okey değerini türetiyor. Çünkü read line var mı burada? Buraya gelelim. Bakın readline. Readline'a bakıyoruz. Readline result değerini üretiyor. Result değeri de ya error üretir ya okey üretir. Okey üretirse usize diye geçiyor. Buradaki usize kafanızı karıştırmasın. Rust programlama dili stringler için standart olarak UTF-8 kullandığı için usize yapmış. Yoksa aslında oraya string yapması daha mantıklı gibi geliyor. Ama UTF-8 kullanıyor string için. O yüzden usize yapmış. Daha doğrusu burada bir de line'ı okuduğu zaman her karakteri böyle bir nasıl desem U8, U8, U8 diye okuyor. Bunların boyutu ortaya çıkıyor falan filan. Her neyse. Readline neyi gönderiyor bize? Result değeri üretiyor. Ama dolayısıyla B1 hangi değişken türüne ait? Result değişken türüne ait. Result değişken türü de şu şekilde ekrana yazdırılabilir. Normal formatta yazdırılmaz. Cannot be formatted with the default formatter. Default formatter bile diyor ki ha burada tabii. Default formatter'ı kabul etmiyor. O zaman biz de süslü olanı yapıyoruz. Bakın bu depo oldu. Ama ne oldu? Okey oldu. Yani B1 aslında bir bize klavyeden okunan değeri göndermesi gerekirken bize bir result değerini verdi. Okey verdi. Bir şeyler üretmiş ama result üretmiş. Haliyle biz bunun üzerinde string işlemleri yapamıyoruz. Line burada mesela bir string tamam ama B1 string değil. Line zaten burada belirtilmiş ne oldu. Ama B1 öte yandan string değil. Peki biz okey'i elde edebilmek için ne yapıyoruz? Result değerinden okey'i elde edebilmek için unwrap diyoruz. Bu defa mesela B1 okey değil sıfırdır. Neden? Çünkü okey yani evet çalıştı düzgün çalıştı dediği anda result değişkeni okey'i üretiyor. Dolayısıyla B1'in değişken türü okey sıfır oluyor. Ama biz unwrap ettiğimiz zaman bir result değişken türünü unwrap ettiğimiz zaman ki readline metodu
En son kullanılan bu. Readline metodu bize bir result veriyor. Biz o result'un okey döndürmesi halinde, error'da hata verir unwrap. Okey döndürmesi halinde okey'in içindeki değeri çekiyoruz. Ha tabii biz şunu da yapabiliriz. Unwrap or diyebiliriz. Unwrap or default da diyebiliriz. Tabii unwrap or dediğimiz zaman değerinin biz girmek zorundayız. Yani eğer okey değil de error üretirse şunu yap ya da default'unu bir bana ver. Her iki durumda da tabii değişkenin default'un hangi değeri oluşturması gerektiğini belirtmemiz lazım az önce gösterdiğim şekilde. Bunları neden söylüyorum? Çünkü çoğunlukla siz başka bir programlama dilinden geliyorsanız bunun bir şeyler üretmesi gerekir otomatikmen. Python'da mesela genelde böyledir. Size zaten bir değer üretir. Ama aslında Rust böyle değil. Rust diyor ki ya hata da olabilir. Belki klavyeden bir şey okunmadı. Hiçbir şey okunmadı. Olabilir yani bir şeyler hatalı gitmiş olabilir. Bu gibi durumlar için Rust standart kütüphanesi result kullanıyor. Gerçi gelişmiş programlama dillerinin hepsinde de aşağı yukarı böyledir ama Python'dan gelenler için durum değişebilir. Haliyle biz unwrap ederek o değere ulaşabiliyoruz. Ama unwrap kullanmak da sıkıntılı. Çünkü unwrap diyor ki okey oluşturulmuşsa ben düzgün çalışırım. Okey oluşturulmamışsa hata verir. Herhangi bir hemen olduğu gibi panik verir ve programı sonlandırır. O yüzden unwrap kullanırken biraz dikkatli olmanız lazım. Hata yani programı sonlandırma ihtimali var unwrap'ın. Evet sanırım tabii yine result da okey'in de çok benzer şeyleri var. Metotları var. Onları da bilmeniz lazım ki bunların içerisinde en çok bilmeniz gereken unwrap, unwrapor, unwrapor default. Bunların ne anlama geldiğini bir miktar anlayabilirseniz sıkıntı yok. Bu arada biz burada aslında klavyeden bir şeyler okumamız lazım ama ben internet ortamında bunu çalıştırdığım için burada bir terminal yok. Terminalde çalıştırsaydım klavyeden bir değer girip Enter'a bastığım zaman bu satır çalışacaktı. Şu satır çalışmış olacaktı ve o klavyeden okunan değerleri de line değişken türüne aktaracaktı. Ama bakın klavyeden okunan değeri line'a aktaracaktı. Fakat B'ye aktaracağı şey ise kelimeler değildi aslında. Kaç harf türettiği olacaktı bu arada. Onu da bilgisini yani readline sonuç olarak line değişkenini zaten değiştiriyor. Çünkü referans edilmiş mutation referans olarak göndermişiz. Ama sonuç olarak line'ı vermiyor. Return etmiyor onu. Kimi return ediyor? Result'u. Result'un içine neyi ekliyor? Kaç tane karakteri klavyeden okuduğu bilgisini return ediyor. Bakın burada da no of bytes read. İşte şu kadar bytes okundu. Kim? B1. Ama tabii şu anda B1 değil. Unwrap yaparsak o byte'ların sayısını bize verecek. Mesela burada ne demiş? 0 çünkü biz klavyeden herhangi bir değer giremedik. Yani işin özü siz bu result ya da işte unwrap'ta ya da efendim söyleyeyim okey unwrap kısmında böyle sürekli hata görürseniz Rust geliştirirken bunun sebebi aslında çok basit sebeplerden dolayıdır. Yani işte değişken türlerinin birbiriyle uyumlu olmaması. Ondan sonra mesela şunu da çok görürsünüz. Şöyle bir şey. Bu ne anlama gelir biliyor musunuz? Mesela readline bize neyi üretiyor? Result. Nokta bu soru işaretinin anlamı şudur. Result'un eğer alabilirsen ne yap? İşte result'un okey'inin içerisindeki değeri al. Yani 0. B1 burada mesela 0 olur. Ama bu soru işareti bir miktar özel bir değişkendir. Özel bir karakterdir daha doğrusu. Bu da diyecek ki kardeşim eğer ben okey alırsam okey türetilirse ben okey alırım bunu B1'e veririm. Mesela 0'ı verir burada. Direkt result artık vermez. 0 verir B1'e. Ama diyor ki hata verirsem hata döndürdüğüm anda hangi fonksiyonun içerisinde kullanırsam o fonksiyonun return'ünü kullanırım. Dolayısıyla burada mesela hata verecek. Bunun sebebi de main fonksiyonun bir tane return değeri yok. Return olması lazım ve o return'ün de buradaki error ile uyumlu olarak tasarlanmış bir return olması gerekir. Artık hangi fonksiyon içerisinde kullanıyorsa bu maalesef böyle tek başıma yapabileceğim işte implement edebileceğim bir şey değil. Çünkü hata dediğimiz şey
gerçekten çok geniş bir kavram. Mesela diyelim ki siz bir sunucu tasarladınız. Sunucunuzda Postgres kullanıyorsunuz. Sunucunuzda Redis kullanıyorsunuz. Sunucunuzda işte efendime söyleyeyim HTML oluşturmaya çalışıyorsunuz. HTML oluştururken hata çıkma olasılığı var. Siz bu hatayı anlayabilmek için bu işaretin ya da formülanın artık fonksiyonun return değerinin bir tane farklı error'a implement edilmesi lazım. Postgres'e de implement edilmesi lazım. Efendim söyleyeyim diyelim ki işte server'ı kullandınız. Server'ın kendisi bir hata türetecek, error türetecek. Bu üçünün mesela aynı fonksiyonda kullanıldığı zaman her biri, her işlem aynı fonksiyonda kullanıldığı zaman sürekli soru işareti kullanırsanız bu üçsü içinde kullandığınız soru işaretleri aynı veri türünü return etmek isteyecektir. Haliyle mesela diyelim ki siz sunucu için bir tane soru işareti kullandınız, error türetecek. Postgres için kullandınız, o da bir farklı error üretecek. Postgres bir defa compiler diyecek ki arkadaş sen öncesinde fonksiyonun şu error'dan olacağını söyledin. Şimdi kalkıyorsun diyorsun ki hayır bundan olacak. Dırdır ediyorlar. Yani bu kısım biraz zor ama gördüğünüz zaman şaşırmayın. Yani bu soru işareti bu anlama geliyor. Ben diyor okey oluşturursan okey alırım. Ya da sum değeri oluşursa options'ta sum'ı türetirim. Tabi özellikle options'ta bir miktar daha olay bambaşka farklı boyutlarda. Result için işte okey olursa okey. Olmaz ise ben hatayı return ederim diyor soru işareti. Bunu bilmenizde fayda var. O yüzden mümkün mertebe ilk zamanlarda soru işaretini kullandığınız kütüphanenin geliştiricileri söylemeden ya da dokümanlarda göstermeden çok fazla kullanmayın. Çünkü error handling dediğimiz olay gerçekten bir miktar böyle standartlaşmış bir hata yapısı gerektiriyor. Yani o işe bir miktar hakim olmak gerekiyor. Çok da öyle kolay bir iş değil. En azından bana zor geliyor yani. Belki başkası çok kolay yapabilir. Ben o kadar kolay yapamıyorum. Çünkü bütün kütüphaneleri birbirleriyle eşlenik hale getirmek zor. Bir o yapmış farklı bir error, bu yapmış farklı bir error. Bunları aynı kefede eritmek bir miktar zor oluyor. Evet, sanırım inanlar için bu kadar çene çalmak yeter. Gayet uzun oldu. Ama tahminimce inanlar bir miktar yeni yeni programlama öğrenenler için bir miktar farklı. Örnekleri kullandıkça aslında inanları çok daha iyi anlayacaksınız. Öyle yani sadece benim anlattığımla olmaz. Buradaki standart kütüphaneye bakmayı da unutmayın. İnanları anlatmış. Ve en önemlisi mesela options ve result değerlerini de standart kütüphaneden bakın. Standart kütüphanede tanımlıdır. Bunları da dokümanlarını da bence takip edin. Çünkü bunlar gayet güzel. Bakın burada mesela result'un bir sürü metodu var. Gayet de müthiş metotlar var. Kullanımı da gayet güzel. Bir miktar borrowing konusunda sıkışabilirsiniz ama olsun. Yavaş yavaş en azından hataları gördükçe o hatalarla beraber kafanızdaki şablon, Rust şablonu yerine oturuyor. Evet, bugünlük bu kadar diyelim. Yarın ya da önümüzdeki birkaç gün içerisinde de WebAssembly konusunu ele almayı düşünüyorum. Çünkü sanırım insanlar çok merak ediyor. Ama canavarmış gibi geliyor insanların gözüne. Net olarak söyleyeyim. WebAssembly JavaScript'in tahtını kesin ben net olarak alacak yani. Ama 10 yıl ama 20 yıl ama alacak ve kolay da. Çok daha güzel. Yani ben JavaScript kullanırken kanser oluyordum. Hele Node.js kütüphanelerini kullanırken zibilyon tane Node.js kütüphanesi kullanıyorsun. Kimisinin optimizasyonu kötü, bilmem çok fazla bellek harcıyor. Ben mesela kütüphanenin şu kadarlık kısmını kullanıyorum. Kütüphane bu kadar büyüklükte falan filan. Bunlara gerek yok. Rust bu konuda gayet iyi. Hatta WebAssembly Rust ile de kullanmak zorunda değiliz ama WebAssembly gerçekten gelecek vaat eden bir alan. Öğrenmekte fayda var. Bunun için de işte en azından giriş babında bir WebAssembly videosu hazırlamayı düşünüyorum, eğitim videosu. Bu da bir sonraki derse kalsın. Şimdilik bugünlük bu kadar yeter. Bir sonraki eğitimde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.